Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ceren, kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz adjectives ve adverbs konusu, yani sıfatlar ve zarflar konusu. Belirli kalıplar var sorularda çıkan, onları öğreteceğim. Daha sonra zaten sorulara geçeceğiz. Sorular üzerinden daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Açıklama kısmında bu videonun PDF'ine ulaşabilirsiniz ve bu video biraz izlenmeden başka bir video atmayacağım. 200'den fazla abonem var. Ama bazı videolarım abone sayıma göre düşük izlenmeye sahip. Ve ben sizden hiçbir karşılık beklemeden bu videoları çekiyorum. Sadece tek ricam videoyu izleyip beğenip yorum atmanız. Özellikle yorum kısmı da çok önemli. Videoya pek fazla yorum gelmediğinde beğenip beğenmediğinizden emin olamıyorum. O yüzden lütfen videoyu izleyip abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Dersimize geçebiliriz. İlk kalıbımız so that kalıbı. So sıfat veya zarf artı that artı cümle. She was so beautiful that I couldn't stop looking at her face. Burada so var. Beautiful güzel demek, sıfat, that ve cümlemiz. O kadar güzeldi ki yüzüne bakmadan duramadım. Bu anlama geliyor. O kadar nokta noktaydı ki gibi bir anlama gelir çevirdiğimizde. Çeviri sorularına da karşımıza çıkabilir bu yapılar. Aynı yapı saç ama burada bu sefer sıfat tamlaması kullanılıyor. Daha sonra that, daha sonra cümle. It was such a hot day that we decided to stay at home. Saç burada sıfat tamlaması a hot day, sıcak bir gün, that. O kadar sıcak bir gündü ki evde kalmaya karar verdik. Daha sonra enough var. Enough artı isim artı fiil, to artı fiilin birinci hali. Veya sıfat veya zarf başta olabilir ya da başka bir yerde de, yani enough'tan önce de olabilir. İsim artı to artı fiilin birinci hali. I don't think you want to be successful badly enough. Bakın burada sıfat ve zarf var. Daha sonra enough kullanılmış. Hani bunlar başka yerlerde de olabilir ama şuna örnek gösteriyorum. Burada ise enough artı isim artı fiilin birinci hali olacak. You don't have enough money to buy that phone. Enough isim, money para. To verb one burada. Bu ilkinde şey diyor. Başarılı olmayı yeterince istediğini düşünmüyorum. Burada da o telefonu almak için yeterince paran yok anlamına geliyor. To var. To yapısı genellikle, yani şu iki oğlu olan to ve şu to yapısı var. Life is too short to be sad about everything. Burada da too short to. Hayat her şeyi üzülmek için çok kısa demek. The more yapısı var ama burası mesela the better olabilir, the less olabilir. Yani burası herhangi bir fiil olabilir. Herhangi bir fiil değil, pardon. Herhangi bir yapı olabilir. Yani komparatif yapı, zaten herhangi bir komparatif yapı olabilir. Fark etmiyor. Ne kadar nokta nokta, o kadar anlamına geliyor. The more you are honest with people, the more you are loved. The more burada ve the more burada. İnsanlara karşı ne kadar dürüst olursan o kadar çok sevilirsin anlamına geliyor. Komparatif süperlatif yapıları da var. Onları sorular üzerinde anlatacağım. Komparatif hani eğer oluyor ya, mesela fast faster diyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Karşılaştırma yaparken kullanılıyor. Tabii bu ir olabilir. Fiile göre değişebilir. Veya more'la da yapılıyor. Mesela beautiful dersek more, handsome more olur. Ve than var. She's more beautiful than you. More beautiful than you. O senden daha güzel. Burada ise you're prettier than her. Normalde bu y ile bitiyor. Y düştü. Yer oldu. Than her. Yine bu karşılaştırmayı as as ve so as yapısıyla da yapabiliyoruz. You are as talented as her. Sen de onun kadar yeteneklisin anlamına geliyor. Daha sonra sorularımız var. Çok fazla sevilen bir konu değil bu. Ben de çok sevmezdim ama bu yapıları bildikten sonra genellikle sorularda en çok çıkan yapılar bu olduğu için bunları kullandım. Ama sorularımıza farklı bir yapıya gelirsek de üzerinde değineceğim. Şimdi burada soruya geldik. Most wild animals are nokta nokta shy that they run away as soon as they are disturbed. Burada that'i gördüm.
Nasıl bir yapımız vardı? So that veya such that yapısı var. Bakıyoruz much to as such mı so mu? Such'tan sonra bir sıfat almaması gerekirdi. Such a beautiful girl gibi. O yüzden cevabımız so oldu. Bu sıfat veya zarf ister o yüzden. Soruya bakalım. Çoğu vahşi hayvanlar o kadar utangaç ki rahatsız edildikleri zaman kaçarlar anlamına geliyor. Zaten too shy yapmış olsaydık too shy to demesi gerekirdi. As olsaydı as shy as olması lazımdı. Saç zaten olmaz dedik. Much shy diye bir şey zaten mantık olarak mümkün değil. O yüzden cevabımız E. I think Matisse was every bit as revolutionary an artist as Picasso. Bence Matisse Picasso kadar devrimci bir artisti, bir sanatçıydı diyor bu. Anlamı bu. Bakalım şıklara. If you want my opinion, Matisse was much more revolutionary an artist than Picasso. Burada diyor ki much more. Matisse diyor Picasso'dan daha fazla. Hayır gitti. Burada ne diyordu? Yani onun kadar, yani burada bir eşitlik var. Birbirine eşitler. Onun kadar, ondan fazla demiyor. Bu bir kalsın. Burada da quite, burada gelmişken bahsedeyim, karşınıza çıkarsa quite veya rather da çıkabilir. Şöyle mouse'dan dolayı yazmadan kötü oluyor ama bunlar oldukça demek. Karşınıza çok çıkar. Yani aslında very gibi. Very ile hemen hemen aynı anlamı. Sorularda karşınıza çok çıkar bunlar da. Burada da bahsetmiş olayım. Dediğim gibi bahsetmediğim yapıları sorular üzerinden göstereceğim. Burada da diyor ki Matisse Picasso kadar değildi. Yani bu da olmuyor. Dediğim gibi eşit olması gerek. Burada da bu yapıya daha gelmedim. Bağlaçlar konusunda anlatacağım ama burada da değineyim. Neither nor ne demek. Ne Matisse ne de Picasso devrimci artistlerdi diyor. Hayır bu da gitti. Burada hani Picasso'nun iyi ama Matisse'in daha fazla olduğundan bahsetmiş. Was a bit more demiş. Bu da gitti. Cevabımız B. Eğer bana sorarsan Matisse ve Picasso both equally. İkisi de eşit olarak devrimci sanatçılardı diyor. Zaten cevabımızı bu olacak. Çünkü burada as revolutionary as yani Picasso kadar diyordu. Burada da ikisi de eşit demiş. O yüzden cevabımız B oldu. The atmospheric pressure on Venus is... It will crush an astronaut almost instantly. Venüs'teki atmosferik basıncı o kadar... Pardon cevabı söylemiş oldum. Işıklara bakalım. Şimdi... The highest of demesi için yani bu... Burada... Of'tan sonra bir isim gelmesi gerek ama burada it demiş. Bir pronoun kullanılmış it de. Higher demesi için bu cümlenin than'le devam etmesi gerekirdi bu kısmın. Çünkü bir comparative yapısı var. High enough to ne demiştik? Enough varsa, to varsa daha sonra bir isim gelmeli ve verb 1 gelmeli demiştik. Olmadı. As high as yani as high as bir şey kadar yüksek demesi için burada yine bir isim gelmesi gerekirdi. Bir şeyden bahsetmesi gerekirdi. Bu da olmuyor. Cevabımız A. Venüs'teki atmosferik basıncı o kadar yüksek ki instantly hemen demek. Bir astronotu neredeyse hemen hani ezerdi gibi bir anlama denk geliyor. What Jenny said was the obvious lie that hemen gördüm. Even a 30-year-old child wouldn't believe it. Most obvious diye bir şey olmaz. Yani o zaman burada the most demesi gerekirdi. Hayır. Was so obvious like that. Evet o kadar bariz bir yalandı ki Jenny'nin söylediği şey. 3 yaşındaki çocuk bile ona inanmazdı. Şimdi no less demiş. Yani bu normalde less ne? Little'ın comparative hali. O zaman then gelmesi gerekirdi. Hayır. Such a pardon arkadaşlar. Çok pardon. Burası so olmayacak. Şimdi fark ettim.
Saç olacak. Evet, saç olacak cevabımız. Aa, renk farklı oldu. Saç olacak cevabımız. Çünkü obvious lie derken burada bariz bir yalan diyor. Bariz bir yalan da ne bir sıfat tamlaması, nasıl bir yalan? Bariz bir yalan. O yüzden cevap saça olur. Bakın ben de tuzağa düşüyordum. Siz de benim gibi olmayın. Quite de ne demiştik? Very gibi oldukça anlamına geliyor. Hani oldukça bir yalandı. Çok saçma olur. Saçe olacak cevabımız. Dediğim gibi so ve saçe arasında böyle bir fark var. Ben de soruyu hızlı çözeyim derken kaçırıyordum. O yüzden dikkat edin. Şurada renk uyuşmazlığı oldu. Ondan dolayı da özür dilerim. Looked as if they were climbing fast nokta nokta to reach the top before dark. Şimdi burada to gördüm. Değil mi? Owing to bu şey olur, bağlaç olur. Gelmedik. Already to diyebilir miyiz? Hayır. Quite to diyebilir miyiz? Enough to deriz, değil mi? Cevabımız D oldu. Nearly. Bakalım soruya. Karanlıktan önce zirveye ulaşmaya çalışırmışçasına hızlı tırmanıyorlardı. Hızlı tırmanıyor gibi görünüyorlardı anlamına geliyor. Bunlar olmuyor zaten. Yani oldukça quite to diye bir şey yok zaten. Enough to yine reach verb 1 kullanılmış. Yine enough yapısı var. Şimdi burada da bakıyoruz. The weather was so cold. Zaten so cold'u gördük değil mi? So var. Burada bir sıfat var. Cümlenin that ile devam etmesi gerek. Hava o kadar soğuktu ki okula yürümemeye karar verdim. There is nothing nokta nokta being interrupted all the time. Interrupt arkadaşlar bir insanın sözünü kesmek demek. Her zaman sözün kesilmesinden daha hiçbir şey yoktur diyecek ama daha ne? Burada annoying sinir bozucu demek. There is nothing annoying enough. O zaman burada too olması gerekirdi. Too yok. As annoyed as olmuyor. So annoying that hani bir cümle gelmesi gerek ama being interrupted burada sözün kesilmesi isim oluyor. O yüzden bu da olmaz. More annoying'den cevabımız bu olacak. Sürekli sözünün kesilmesinden daha sinir bozucu hiçbir şey yoktur. The most annoying zaten bu da olmuyor. En mantıklısı D oldu. Şimdi the more yapısı ile ilgili bir soru geldi ama the better olmuş. Normalde bu nedir arkadaşlar? Good'dur. Good, better olmuş. Comparative hali. Onu daha da tanıdıkça bakalım the more the outcome at seem. Şimdi outcome çıktı ve sonuç demek hani daha tahmin edilemez göründü. Ne alaka? Him diyor yani onu daha tanıdıkça olmuyor. I'm afraid I really can't stand them. Şimdi böyle bir yapı olduktan sonra the more mesela the more'du değil mi örneğimize? The better diyorsa yine böyle bir şey gelmesi lazım. Şimdi baktık E'de the better the more demiş ama burada data diyor. Data da veri demek arkadaşlar. Onu daha tanıdıkça veri daha güvenilir hale geldi. Bu ne alaka? Cevabımız D olacak. Onu daha tanıdıkça onu daha az sevmeye başladım anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar burada şu of all kısmına dikkat edelim. Of all varsa burada kesinlikle süperlatif vardır. Süperlatif ne? Mesela fast bu comparative olduğunda faster oluyor. Faster. Superlative olduğunda ise the fastest oluyor. Bunu hepinizin bildiğinden eminim. Yani okulda zaten her sene öğretilen bir konu. Hepimiz biliyoruz. Faster, hızlı, daha hızlı, en hızlı. Bu anlama geliyor superlatif. Of all olduğu zaman direkt superlatifi işaretliyoruz. Fotoğrafların
Çok gerçekten çok güzeldi ama Meryl'inki kesinlikle en iyisiydi anlamına geliyor. Şimdi as good olması için cümlenin devamında as kullanılması gerekirdi. Better varsa than gelmesi gerekirdi. Well of all zaten mantıksız. As well bu as well genelde cümlenin sonuna gelir ya da as well as kalıbı da vardır. Ama öyle bir şeyden bahsetmiyor yani öyle bir şey yok. I don't think Frank is old nokta nokta to stay at home alone. To. To'yu gördüm. Enough'ı ekledim. Şimdi burada to'dan sonra da to oluyordu böyle şu üç nokta. To oluyordu ama o zaman too old olsaydı too diyebilirdik. Frank'in evde yalnız kalmak için yeterince hani yaşlı olduğunu düşünmüyorum. Yani yeterince büyük olduğunu düşünmüyorum anlamına geliyor. Şimdi so too olmaz. Even too, rather too zaten olmuyor dedik. En mantıklı C oldu. From a very early age, it is clear that some people are nokta nokta better at drawing and painting nokta nokta the majority of us. Bakalım. I draw'u zaten göstermediğim için bunu eliyorum. Cevap bu da değil zaten. Olsa açıklardım. Oldukça erken yaştan bazı insanların resim çizmede ve boyamada çoğumuzdan daha iyi olduğu bellidir diyor cümle. Majority çoğunluk demek. Majority. Şimdi arkadaşlar şurada ben şunları da eleyeyim çünkü so better at olmuyor. As olmuyor. Yani böyle kalıp olarak uymuyor. Much ve more'dan geleyim. Şimdi more zaten ne? Good normalde değil mi bu? Good iyi demek. Bunun comparative hali ise better. Yani bu zaten better, böyle bir kural var arkadaşlar. Mesela better ya da burası başka bir şey de olabilir. Mesela worse yazıyorsa worse de nedir? Bad worse olur değil mi? Böyle yapılarda mesela more better demiyoruz ya da more worse demiyoruz. Ya da more faster demiyoruz. Böyle yapılarda much kullanıyoruz. Much better. Yani bunu aklınızda olsun. Böyle durumlarda her zaman much gelir. Much better, much faster, much worse. Yani hep much gelir. Anladınız mı? Comparative bir şeyden önce much gelir. Daha iyi anlamına. Yani daha iyinin de iyisi gibi bir anlama geliyor burada. Much onu vurguluyor. Arkadaşlar videom bu kadardı. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şu an biz 5. konuyu hallettik YDT'nin 5. konusunu. Geriye 8 tane gramer konumuz kaldı. Onları da birkaç ay içerisinde hatta böyle 2 aydan daha kısa bir sürede bitirebiliriz. Daha sonra da zaten skills kısmına geçeceğiz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar lütfen yorum yapmayı unutmayın. Bu video bir 200 izlenme civarında bir izlenme almadan yeni videoyu atmayacağım. Dediğim gibi videolarıma biraz ilgi gelmesi gerekiyor. Umarım beni yanlış anlamıyorsunuzdur. Çünkü ben de bir emek gösteriyorum ve sizden bunun karşılığını bekliyorum. Hani karşılıktan kastım maddi bir şey değil, manevi olarak bir karşılık bekliyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen yorum yapın, abone olun, videoyu beğenin, arkadaşlarınıza paylaşın. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi çalışmalar.